Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım. Bir konu, bir soru video serisinde güzel bir logaritma sorusuyla karşınızdayız. Hazırsanız arkadaşlarım önce videoyu durdurun, çözmeye çalışın. Eğer çözemezseniz videonun çözümünü, sorunun çözümünü izlemeye devam edin. Ya da diyorsanız ki hocam ben çözdüm ama yine de bir de sizden dinlemek istedim diyorsanız eyvallah, buyurun gelin arkadaşlar, ben çözümü yapmaya başlıyorum çünkü. Hazırsanız gelin çözümü yapmaya başlayalım. Şimdi bize demiş ki P pozitif bir reel sayı olarak verilmiş ve şöyle bir ifade var, bakın. P'nin üzerine kutu içerisinde x yazıldığı zaman bu logaritma p kareye eşit oluyormuş. Pekala. Şimdi diyor ki p'nin üzerine kutu koymuş, x yazmış üzerine, bunun da üzerine kutu koyup üzerine x yazmış ve bu logaritma 4'e eşitmiş. Bu eşitliği sağlayan p değerlerinin toplamı soruluyor bize. Şimdi öncelikle şu p üzerine kutucuk koyup x yazdığı zaman bu neye eşit oluyordu? Logaritma p'nin karesine eşit oluyordu. Yani aslında elimizde artık şöyle bir durum var. Logaritma p karenin kutu üzerinde x, yani kutu içerisinde x. Bunun bu kuvveti diyebiliriz artık, tamam mı? Peki bu ne anlama geliyordu? Bak, şurası a ise ya da burası p ise logaritma p kare oluyordu. Yani arkadaşlarım logaritmanın içerisine şunun aynısını yaz diyor, bakın. Tamam mı? Hadi yazalım, gelin. Logaritma p karenin d karesi olacak o halde burası. Pekala, işte bu ifade arkadaşlarım logaritma 4'e, yani logaritma 2'nin karesine eşitmiş diyeceğiz. Anlaştık? Pekala. Şimdi bunların içleri eşittir muhabbetine girebiliriz o halde. Yani hangi nelerin içleri eşit hocam? Bak, burada bir logaritma var. Burada da bu logaritma var. O zaman bunların içleri birbirine eşit olacak. Yani bunun içi neresi? Şurası. Logaritma p karenin karesi. Logaritma p karenin hop karesi eşittir. Ne olacak? 2'nin karesi, yani 4'e. Şimdi ben şunu düşünmek istiyorum şu an. Neyin karesi 4'tür? Neyin karesi 4'tür? Tabii ki 2'nin veya x'i 2'nin. O halde arkadaşlarım logaritma p kare ya 2'dir veyahut logaritma p kare eksi 2'dir diyeceğiz. Buradan buradaki p kare dediğimiz ifade taban 10 olduğu için onun karesinden 100 gelir. Bakın p kare 100 geldi. Veyahut buraya geldik arkadaşlarım. P kare eşittir. Bu taban 10 olduğu için onun eksi ikinci kuvveti 1 bölü 100 olur. Şimdi düşünelim. Ya neyin karesi 100? Neyin karesi 100'dür? Ya 10'un ya da eksi 10'un. Neyin karesi 1 bölü 100'dür? Ya 1 bölü 10'un ya da eksi 1 bölü 10'un diyeceğiz. Şimdi güzel, hoş dedik de. P neymiş? En başında sorumu verilmişti. Pozitif bir reel sayıydı. Yani ben burada 10'u ve 1 bölü 10'u ancak kök olarak kabul ederim. Şunlar kök olmalarına rağmen almayacağız. Neden? P pozitif bir reel sayıdır diye de verilmişti bize. Bundan kaynaklı arkadaşlarım P'nin alabileceği değerler 10 ve 1 bölü 10'dur. İşte bunların toplamı sorulmuş. Yani 10 ile 1 bölü 10 nedir? 0,1'dir. İşte bunların toplamı da 10,1 yapar ve bu da bize Denizli seçeneğini gösterir cevap olarak. Tatlı bir soruydu, güzel bir soruydu. Diğer sorularda ve diğer konularda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.